Davalar da şu tabiat gibidir. Cenab-ı Mevla evvela dışarıdaki düşmanlarla, sonra onların içeride türettiği düşmanlarla, bir yonca tarlasını biçen tırpan gibi iman davasını biçti. Hilafetini yıktı. Kur'an yazısını yasak etti. Tesettürü yasak etti. Fesini kaldırıp yerine şapkasını getirdi. Cumasını kaldırıp yerine pazarını getirdi. Elhasıl iman dünyasının bütün tezahürlerini yok etti. Üzerinden silindirle geçti. En dehşetli bir kışı idrak eden tabiat gibi iman davası da dehşetli bir kış mevsimi idrak etti. Öyle bir kış mevsimi ki Allah diyen hapse atılıyordu. Tanrı diyeceksin. Mekteplerin hiçbirinde resmi ve hususi herhangi bir surette resmi ve hususi Allah'ın nizamı kelamı öğretilemez hale getirildi. Evinde, barkında, kenarda, köşede Allah'ın dinini öğreten hocalar dere ağaçlarına çekildi. Bir milletin 1000 yıl kullanmış olduğu yazıyı kaldırmak, Kur'an'ının, imanının kitabı yazılan bir yazıyı kaldırıp onun yazılamadığı bir yazıyı getirmek dehşetli bir hadisedir. Dünyada hiçbir millet böyle bir inkılap yapmamıştır. Çin gibi 1 milyarlık bir devleti 7 iktidarına, kahrına rağm etmiş olan Mao bile kaç bin harflik yazısını değiştirmemiştir. Bu cinnettir. Bu millete şuur avdet ettiği gün bunların hepsini çöp tenekesine gönderecektir. Başka türlü tasavvur edemiyorum.